Patron kim? Patron kim? Buna bir karar vermek lazım. Patron kim? Patron kim? Bu soruya bir cevap lazım. Bizi bekleyen yeni bir düzen. Buna ayak uydurmak lazım. Peki patron, peki patron. Hülya'cığım Allah aşkına uzatma da gel işte. Bak Allah adı verdim. Kız yeşil tuttum. Ya niye gelmen problem olsun? Ben zaten işe girerken Sibel Hanım'a istediğim zaman arkadaşlarımı çağırabilme şartını koymuştum. Sen de benim en seksi arkadaşım. En samimi arkadaşımsın Hülya. Bak bu akşam patron zaten evde yok. Şöyle güzel baş başa bir yemek yeriz. Sana damardan işkembe çorbası yapıyorum. He? Hadi. Hadi tamam nazlanma bekliyorum. Öptüm. Hadi öptüm. Öpmeye de devam edeceğim. Bakalım çorbamız ne durumda? Kucağına düştüm yavrum. Kucağına düştüm yavrum. Ormanlar kraliçesi Lili kampa gitmeye hazır. Vay canına harika bir kıyafet. İşte Leyla bir işe soyundu mu böyle soyundu. Cem, hani diyorum hazır soyunmuşken... ...sence bu ıssız kampta yakışıklı bir erkek bulma ihtimalim nedir? Bir düşünelim. Mesela Tarzan olabilir. O ıssız kamptaki 30 güvenlik görevlisi... ...bir o kadar rehber... ...çocukların ebeveynlerini de sayarsak bayağı şansım var. Çok güzel. Şimdiden doğanın çağrısını içimde duyar gibiyim. Ormanın içinde gezen rüzgarın ışıltısını. Avlanmak için sesler çıkaran kuşlar. Sürünen böcekler. Yılanlar. Yılanlar. Ay. Kampa gitmekimin fikriydi. Senin. Olsun canım ne güzel. Kısa bir süreliğine de olsa şehrin sorunlarından uzaklaşacaksın. 7 ve 12 yaşında iki yaramaz çocukla giderek mi? Asıl şehrin iki temel sorununu yanımda götürüyorum. Olsun sen halledersin. Eminim. Harika. Harika. Tamam o zaman Salih'cim. Akşam saat 8'de görüşüyoruz. Salih'cim? Yoksa şu yakışıklı Salih mi? Bravo sana Sibel. Kedi oğlanı bir fare tuttun. Ay, nerede? Sushiko'da. Tabii canım, yere yırmana gerek yok. Zaten benim orada bir masam var. Hayır, hayır, hayır. Pardon Salih, sanırım bahçeye bir köpek girdi. Sanırım sahibini arıyor. Hayır, hayır, ya. Hayır. Çok hayırlı bir köpek. Galiba bana bir şey anlatmaya çalışıyor. Bir saniye. Ne diyorsun? Hayır diyorum. Adamı yemeğe davet ediyorsun ama nereye? Sushiko restorana. Nesi var Sushiko'nun anneciğim? Menüsü gayet zengin. İşte senin sorunun da bu. Bir adamı yemeğe çıkaracağın zaman aklın sadece yemek yemeye çalışıyor. Biraz sıcak olsana. Baş başa kalacağın bir ortam hazırla. Mesela eve yemeğe çağır. Hafif bir müzik, mum ışıkları, çik tu çik dans falan filan. Anne, Salih bu numaraları yutmayacak kadar olgun biri. Yeterince olgunsa yutacaktır. Sen tecrübeye güven. Öyle mi dersin? Salih'cim, programda küçük bir değişiklik yaptım. Akşam şöyle baş başa benim evde yemek yemeye ne dersin? Tamam. Köpek mi? Ne köpeği? Evet. Bahçeye giren hırsız için beni uyarmak istemiş. Tabii tecrübeli köpek. İşi biliyor. Tamam. Havaalanına yine biraz görüşürüz. Hoşça kal. Senin Salih'cin randevularına uçakla mı gidiyor?
Çok zengin herhalde. Birkaç haftadır iş için Ankara'daydı. Sırf benimle yemek yemek için geliyor. Ve sen buna rağmen onu eve çağırmaya akıl edemiyorsun ha? Bazen benim kızım olduğundan şüphe ediyorum. Kemal, şimdi yemek için hazırlık yapmalıyım. Ha, sakın ha! Sen yemek yapmaya kalkma. 40 yılda bir doğru düz adam bulmuşsun. O da zehirlenip ölmesin. Anne, ikimiz de nasıl yemek yaptığımı biliyoruz. Onun için hemen catering firmasını arayacağım. Evet, macera adamlarının sırt çantaları hazır. Bol miktarda konserve, yemek, yeterli miktarda kıyafet, harita, pusula ve sal yapmak için kocaman bir falçata. Cem, sence ormanın ortasında 50 çadırlık bir kampta sal yapma ihtimalimiz ne kadardır canım? Canım belli mi olur? Kaybolursanız falan çok ararsınız o falçatayı. Kaybolursak falçatayı değil, buradan sizi ararız. Ha, o da olur. Ya ne yapayım? Çok heyecanlıyım. Ece ilk defa kampa gidiyor. Kız en son yeşilliği pazardan maydanoz alırken gördü. Nasılsınız? Mert'im, fareni de mi kampa getiriyorsun? Evet, şeker fare kafesinde durmaktan çok sıkıldı. Onu ormana salacağım. Ha, ama biz kamptan ayrılırken, değil mi? Doğru bir karar vermişsin. Bir farenin yeri ormanlardır. Kampta aç kalır diye endişelendim ama Cem abi ormanda bir sürü peynir böceği olduğunu söyleyince içim rahatladı. Peynir böceği mi? Ya ne bakıyorsunuz? Siz de ondan kurtulmak istemiyor muydunuz? Neyse, hadi bakalım çocuklar. Çok dikkatli olun ha. Tehlikeli bir macera sizi bekliyor. Ormanın içinde, medeniyetten ve teknolojiden uzak. Paris geldi. Hadi ben sizi bindireyim o zaman. Hadi iyi eğlenceler. Bana bak, bu geceyi iyi değerlendir. Sakın o saçma sapan lise anılarını anlatmaya kalkma. Müzik, mum ışıkları, şarap... Artık ondan ötesini sen halledebilirsin. Sanırım. İnşallah. Anladım. Bir erkekle baş başa kalındığı zaman ne yapılması gerektiğini biliyorum herhalde. Sal yapmanız gerekirse bana telefon edin. Cem, ben Cem'i unuttum. Can oğlum, bu gece dışarı yolla, yapacak bir şey bulur herhalde. Çok iyi fikir. Teşekkür ederim anneciğim. İyi eğlence. Aç kollarını Şile ormanları. Ormanlar kraliçesi Lili koynuna geliyor. Vay be, sonunda gittiler ha. Cem. Senin bu akşam bir planın var mı? Sen dışarı yemeğe çıkacağına göre ben de herhalde evi falan toplarım. Ev gayet düzgün. Yani senin evde kalmana gerek yok. Hem çocuklar kampa gidince telefon edecekler. Yani onları beklemem lazım. Yani sen dışarıda olduğuna göre birinin beklemesi lazım, değil mi? İstersen bir anlaşma yapalım. Ben evde bekleyeyim, sen dışarı çık. Olmaz. O olmaz. Benim evde olmam lazım. Yani sen dışarı çıkacaksın ya, o bakımdan diyorum. Ben yemek planında küçük bir değişiklik yaptım. Arkadaşım eve gelecek. Bu eve mi? Bir mahsurum var. Ay canım, ne mahsur olsun ki? Senin bir planın mı var? Aslında vardı. Yani hala var. Eski bir arkadaşımla şey yapacaktık. Bilardo oynayacaktık. Tamam işte, çok güzel denk gelmiş. Evde kalmana gerek yok, izinlisin, çıkabilirsin. Tamam. Madem siz bu akşam evdesiniz... Hı-hı. O zaman ben de arkadaşımı arayıp haber vereyim geleceğime. Of. Ay. Alo, Hülya, ben Kaya. Cem kız, Cem. Aşk olsun, vallahi dalga geçmiyorum. Bana bak Hülya, ben düşündüm de ben seni hiç eve kadar yormayayım. Sen eve gelme. Biz seninle Hüsnü abinin orada buluşalım. Hatta sen dur oraya da gitme, ben seni evden alayım. Aa, saçmalıyorsun ama Hülya. Ben seni hiç atlatır mıyım? Tamam, daha önce birkaç kez eşeklik etmiş olabilirim. Ama bu sefer elimden kaçamazsın. Yani tam zamanında sende olacağım bu sefer demek istiyorum. Aha.
Tamam. Ben de seni ya. Benim küçük biber dolma. Hadi öpüyorum. Tam 8'de. Görüşürüz. Bye. Evet, bu işi de hallettik. Tamam, arkadaşımla konuştum. Çarşıda buluşacağız. Bütün gece bilardo mu oynayacaksınız? Belki sonra yemek falan da yeriz. Ne bileyim, mesela biber dolması. Neyse, ben hazırlanayım. Yemek demişken, gitmeden önce size yemek yapmamı ister misin? Yok, yemekle ben ilgilenirim. Yemeği sen yapmıyorsun değil mi? Ya niye herkes bunu soruyor? Hayır, ben yapmıyorum. Catering firması gelecek. Oh, iyi. Catering olayına girdiğine göre önemli biri geliyor. Yok, sadece bir arkadaş. Hadi hadi. Tamam, samimi bir arkadaş. En azından gecenin ilerleyen saatlerinde samimi olmayı düşünüyorum. Neyse, acıkırsanız 2 kişilik işkembe çorbası yaptım, onu yersiniz. İşkembe çorbası mı? Sağ ol, almayayım. Niye 2 kişilik yaptın? Bana ve arkadaşıma. Bilardo oynarken mi içeceksiniz? Bilardo mu? Ne bilardo? Ha, bilardo. Evet, bilardonun yani en keyifli tarafı sonrasında işkembe çorbası içmektir. Tabii. İnanmıyorsan Semi Saygı nereye sor? Daha çıkmadın mı? Çıkmak üzereyim. Oh, hanımefendi ne kadar şık olmuşsunuz. Muhteşem görünüyorsunuz. Ay, çok teşekkür ederim. Siz de bilardo maçı için fazla şık değil misiniz? Sosyetik bir bilardo salonu. Kravatsız almıyorlar. Neyse, ben artık gideyim, geç kalacağım yoksa. Tamam. Bak, banadır. Alo. Salihciğim. Yapma. Demek gelemiyorsun ha? Olsun canım. Yani havaalanını sis basması senin suçun değil ya. Yok canım, zaten fazla bir hazırlık yapmamıştım. Neyse, başka bir zaman görüşürüz. Hoşça kal. Ankara'yı sis bastı. Uçaklar kalkmadığı için arkadaşın gelemiyor. Aynen öyle. Boş ver, boş ver. Neyi kaçırdığını bir bilse. Ya, 2 kişilik işkembe çorbası. Ha, bir de o vardı değil mi? Benim artık gitmem lazım. Sana iyi eğlenceler. Sibel Hanım'ın evi burası değil mi? Evet. Ben catering servisinden geliyorum. Madam Sibel, siz olmalısınız. Ben Mustafa. Çok memnun oldum Mustafa Bey ama... Bu gece size servis yapmaktan onur duyacağım. Harika bir kombinasyon hazırladık sizin için. Aperatif olarak somon füme. Ana yemek olarak da duck a la orange. Buyur. Portakal soslu ördek. Ve tatlı olarak da ben varım. Dermişim. Hayır, şaka yaptım. Tatlı olarak tiramisu. Söylediklerinden bir şey anladıysam böyle olayım. Mustafa Bey... Lütfen. Ben öyle Mustafa'lı konuşmaktan hiç hoşlanmam. Bana bu istediğin kısaca yeter. Ve gece boyunca 2 kişilik yemeğiniz ve de ben emrinize amade olacağım. Bak Musti'cim, yemekte bizim ufak bir plan değişikliğimiz var. Ben yemeği tek başıma yiyeceğim. Tek başınıza mı yiyeceksiniz? Hı-hı. Yani 300 milyonluk yemeği tek başınıza mı yiyeceksiniz? Ne? 300 milyon mu? Adında bile meymenet olmayan şu tatlıyla bir tarafına portakal tıkılmış tavuk 300 milyon var. Beyefendi biraz pinti galiba. Belki de onun için kavga ettiniz ha? Ne kavgası? Siz söylemiştiniz ya, tek kişilik yemek diye. Her şeyi birbirine karıştırdım. Ben o yemekte... Pardon, adınız neydi? Cem. Cem Bey. Bu kadar güzel bir bayanı yalnız başına bırakıp çekip gidecek miydiniz? Bakın ne kadar üzülüyor. Kardeşim, benim suçum değil ki. Siz erkekler hep böylesiniz. Kahrolun iyi mi? Hep suç karşı taraftadır. Cem sen git artık. Hayır, öyle demek istemedi.
Canım siz de biraz anlayışlı olun. Bakın yemek ne kadar güzel. Senin için üzgünüm ama... Bakın sizin için üzüldüğünü söyledi. Hatta bir anlamda özür diledi. Hatta bir anlamda diz çöküp önünüze yalvardı. Lütfen. Müsteciğim, onun benden özür dilediği falan yok. Ayaklarıma kapanan tek kişi de sensin. Sen yemeği tek kişilik hazırla lütfen. Musti, sen servisi iki kişilik hazırla. Şu portakal soslu zımbırtıyı kaçırmak istemiyorum. Ne romantik, değil mi? Yalnız olmayayım diye yemeğe kalmana hiç gerek yoktu. Teşekkür ederim. Teşekkür etmene gerek yok. Biz seninle bir anlaşma yap. Ben sana hizmet edeceğim, sen de bana yatacak yer ve yemek vereceksin. Ayrıca ekilmenin ne olduğunu çok iyi bilirim. Yani senin durumunun ekilmek olduğunu söylemek istemiyorum. Yani burada hava cam gibi diye Ankara'da da cam gibi olmak zorunda değil, değil mi? Yine de çok teşekkür ederim. Senin bilardo maçın oldu. Ne yapalım canım? Birkaç ıstaka geç kalırız. Hadi bakalım, çok konuştuk. Şimdi biraz da çin çin. Temiz bulaşıklara. Temiz bulaşıklara. Allah'ım ne romantik bir çift. Böyle güzel bir gecede böyle güzel insanlara servis yapmaktan onur duyuyorum. Cem Bey. Sibel Hanım'ın zarif giysisi ve mum ışığında parlayan güzel yüzü için bir şeyler söylemeyecek misin? Ne güzel, değil mi? Evet, bu gece hakikaten çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ya Cem Bey'in şıklığına ne demeli? Size söylüyorum Sibel Hanım. Evet, siz de çok şıksınız beyefendi. O sizin beyefendiliğiniz. Çok güzel, çok güzel. Şimdi biraz da ışıkları hafif söndürelim. Yok, hiç gerek yok. Sen bunlara akıllıysan hele yarabbim. Hülyacığım, Hülyacığım bir dinle. Bağırma, sesin içeriden duyulacak. Evet, evet ama ne yapayım, patron bu. Hülyacığım kadın yaşlı işte, bırakıp gidemiyorum. Yoksa ben çok mu meraklıyım onun çirkin suratına, şaşı gözlerine? Tamam Hülyacığım biraz daha sabret, kadını yatırayım hemen geliyorum. Vallahi ya. Hadi bay, öptüm. Çirkin surat, şaşı göz. Demek bunu da yapacaktınız o kadına. Durum sandığın gibi değil. Nasıl sandığım gibi değil? Yani... O güzelim kadının duygularıyla oynamaya ne hakkınız var? Siz erkekler hep böylesiniz işte. Ben onun duygularıyla falan oynamıyorum. O bu gece yalnız kaldı. Ben de ona eşlik ettim. Ne de olsa patronum. Patronum mu? Yani bu işin paramı ödüyor sana. Hem de hiç fena. İnanmıyorum bu rezalet. Bir dakika, bir dakika, yanlış anlama. Parayı onun için almıyorum. Hayır, hayır. Niçin aldığınızı duymak istemiyorum. Bu bir rezalet, bir rezalet. Hayır, burada daha fazla kalmaya dayanamayacağım. Dayanamayacağım. Ah. Aslında haklısın. Sen bir dakika daha dayanma. En iyisi sen git buradan Musti. Hadi. Pekala. Dark a la orange servisi ne olacak? Ya ben o dediğin şeyin gerisini hallederim. Ne de olsa işim bu. Size iyi servisler beyefendi. Güle güle Mutti. Nihayet Mustafa'dan kurtulduk. Gitti mi? Gitti. Servisin kalanını ben hallederim dedim.
Etrafta dolaşıp ay çok romantik, ay ne kadar romantik diyen birine daha fazla dayanamazdım. Yani şimdi baş başa mıyız? Evet. Daha önce de baş başa kaldık. Tabii canım, tabii. Mum ışığı altında değil ama. Çocuklar olmayınca ev ne kadar sessiz değil mi? Aa, çocuklar da yok değil mi? Yani bütün gece baş başayız. Ya baş başa yiyeceğiz, baş başa içeceğiz, baş başa yatacağız. Ben de. Sen kendi yatağında baş başa, ben kendi yatağımda baş başa. Yemekler de bu aralar iyice soğuk. Ya. Biraz daha. İstemem, teşekkürler. Neyse, birden aklıma lisedeyken bir kızı ilk defa yemeğe çıkarışım geldi. Yani bu bir çıkma yemeği değil, onun için söylemiyorum. Birden aklıma geldiği için öyle söyledim. Tamam canım, panik yapma. Ne olmuştu yemekte? Hayatımın en utanç verici yemeğiydi. Sen de utanmak. Ya, o zaman çok gençtim. Ya havalı olsun diye paraya kıyıp böyle bütün parayı yatırdım anlayacaksın. Kızı şarkılı, müzikli bir yere götürdüm. Neydi kızın adı bu? Aslı yok. Fatma da değil. Aysun. Aysun. Eyse o kadar heyecanlıydım ki ellerim terden sırılsıklam olmuştu. Sonra slow müzik çalmaya başlayınca kızı hemen dansa kaldırdım. Kız da dans ederken bir baktım, etraftaki herkes bize gülüyor. Sonra fark ettim ki kızın arkasında 5 parmak terzi bırakmışım. Ama kızın sırtında iz bırakman yani utanılacak bir şey değil ki. Yok, arka derken tam olarak sırt değil yani biraz daha sanki yani çok uzun zaman geçti. Yapma ama bunda o kadar gülünecek bir şey yok. Ay yok, sana gülmüyorum. Ay sen anlatmaya başlayınca benim de aklıma bir anım geldi. Ama öyle bakma, anlatmam. Ben sana anlattım ama. Peki. Benim en utanç verici anım mezuniyet gecesindeydi. O zaman bir çocukla çıkıyordum. Cihangir Yılmaz. Çok yakışıklıydı. Neyse, ben de mezuniyet gecesi için çok güzel bir kıyafet diktirdim. Hı. Bütün günde kuaförde bekledim. Eyvah, eyvah. Oğlanın dibi düşmüştür. Ya, ne demezsin. Lady Diana gibiydim. Neyse. Akşam oldu. Yakışıklı prensim beni almaya geldi. Ben de merdivenlerden böyle şıkır şıkır iniyorum. Derken ayağım merdivene takıldı. Ve ben paldır küldür aşağıya yuvarlandım. İnanmıyorum. Düştün mü? Ben düştüm ama kıyafetim düşmedi. O trabzanda öyle takılı kaldı. Ben bir don, bir kurseyle hayatımın prensinin karşısında durdum. Beni bir düşünsene. Bir elimle bileğimi ovalıyorum. Öbür elimle de açıkta kalan yerlerimi kapatıyorum. İşte ben anı diye buna derim. Ya benim 5 parmaktan bir tane de var. Galiba bu gece uzun olacak. Evet. Yavaş bak. Vallahi acıttın ha. Demin de sen acıttın. Sen yavaş olsana. Gol! Fena değil, fena değil. Güzel de. Ya bir de topu bahçe kapısı yerine kaleye atarsan tamamdır. Dur. Sibel. Sibel. Evde misin? Ben Salih.
Sibel. Salih. Aa, sen mi geldin? Biraz zamansız oldu galiba. Yok, tanıştırayım. Bu Cem. Memnun oldum. Cem benim şeyim. Neyim? Hizmetçisiyim. Yani bir nevi ev yöneticiliği. Biliyorum kulağa biraz garip geliyor ama zamanla alışırsın. Hiç sanmam. Hani gelemiyordun? Ama geldim işte, buradayım. Gelmese miydim? Ay yok canım, çok iyi yapmışsın. Açsındır. Gel istersen biz şöyle yemek masasına geçelim. Cem bize iki kişilik servis açar mısın? Servis? Servis. Mustafa'ya izin verdiğine göre. Doğru söylüyorsun. Emredersin. Mustafa da kim? Bu evde kaç erkek var? Hülya'cığım, vallahi geliyorum. Kız son 45 dakika. Kadına banyosunu yaptırdım. Şimdi birazdan yatağa sokacağım. İşimi bitirip hemen yanına geliyorum. Alo. Alo. Hülya. Niye kızdı şimdi bu bana? Ne yapayım ya? Hülya da bu gece kayasız kalsın. Demek bir sonraki uçakla geldin ha? Evet, siz hazırlanınca seferleri başlattılar. Neyse, sonunda yemeğe yetiştin ya. Sana çok özel bir spesiyal hazırlattım. Evet. İşte Kasımpaşa usulü işkembe çorbanız hazır. İşkembe çorbası mı? Portakal soslu ördeğin oldu. Bu portakal soslu zımbırtıyı ikimiz birden afiyetle yemişiz. Ya bu ya hiç. Size de koyuyorum. Demek spesiyal yemeğin bu. Cem'in spesiyali. Bir daha hayatta yiyemezsin. Hiç fena değil. İyi iyi, afiyet olsun. Kime niyet, kime kısmet. Salih'cim. Ben sana şeyi anlatmış mıydım? Şu mezuniyet gecesi anımı. Yani hani böyle merdivenlerden yuvarlanmıştım. Hay Allah, eminim yerin dibine geçmişsindir. Ay yok canım, o kadar yuvarlanmadım. Sibel, o şeyi anlatsana. Hani elimizden çıkmış da sen böyle şeyle kalmış ya, donla. Buna bayılacaksın. Ay hatırladıkça utanıyorum. Senin böyle hatırladıkça utandığın bir anın yok mu? Hayır, yok. Gitti mi Salih? Hı hı. İyi bir adama benziyor. Ya hatta fazla iyi. Sen de benim yüzümden evde tıkılı kaldın. Yok canım, olur mu öyle şey? Ben çok eğlendim. Bilardo arkadaşını da benim yüzümden ektin. Ha evet. Bir de o var tabii. Sağ ol. Çok geç oldu. İstersen sen yat. Ben teşekkür ederim. Her şey için. Ne demek? Her zaman emrinizdeyim. Patron. İyi geceler. İyi geceler. Kazakları tek tek, katladım göynekleri tek tek. Ya Sibel, amma dağınıksın ya. Böyle tek tek toplamak olmayacak bu iş. Kızlar el ele verin hoydi. Bak,
kızlar ağlarin hoydi banyoya girin. Kızlar ağlarin hoydi banyoya girin. Kızlar. Ah, bakalım burcumuzda ne yazıyor? Koç, 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 koç. Bu hafta çok şanslısınız. Yapma ya. Güzel bir ilişkiye hazır olun. Yapma ya. Her an beyaz atlı prensiniz karşınıza çıkıp sizi çağırabilir. Sibel, bir saniye bakar mısın? Yapma ya. Efendim? Bu elbiseyi giyiyor musun? Niye? Sen mi giyeceksin? Dolabımı düzenliyorum. Bazı şeyleri kaldırmam lazım. Hayır, giymiyorum. Hı. Aslında güzel elbiseymiş ha. Beğendiysen alabilirsin. Cem, çocuklar kamptan döndü. Geliyorum. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldin kızım. Gel. Hoş bulduk. Kamp o kadar güzeldi ki. Hiç dönmek istemedik. Annem nerede? Buradayım. Burada olduğuma da çok mutluyum. Anneciğim sana ne oldu? Kocaman boynuzlu bir hayvanın saldırısına uğradım. Leyla teyzenin abarttığı yaratık bir danaydı. Dana tabii dana ama deli dana. Anlaşılan sizin kamp bayağı eğlenceli geçmiş. Ay. Mert ne yaptın? Şeker fareyi ormana bıraktın mı? Lütfen bıraktım de. Bıraktım. Giderken o kadar mutlu oldu ki bana kuyruk bile salladı. Çok üzüldün mü peki? Önce üzüldüm ama Cem abinin anlattığı peynir böceğini hatırlayınca içim rahatladı. Ben peynir böceği diye bir şey yazmıştım değil mi? Başta peynir böceği pek inandırıcı gelmedi ama insan kendi gözüyle görünce inanıyor. Nasıl yani? Ormanda gerçekten peynir böceği diye bir şey mi var? Olmaz mı? Hem de bir sürü.